Chris Hatton'ı ölü ya da diri getirene ödül. Bu nasıldı Wade? Her seferinde vuruyorum. Evet, nişancılığın hiç fena değil. Ama hızın pek iyi değil. Çünkü çekerken çok fazla zaman kaybediyorsun. Silah kemerini çok fazla yukarı bağlamışsın. Biraz aşağı indir. Bileğin tam şu yükseklikte olacak. Tabancanın kabzasına dokunacak. Gözlerine bakarsın. Ellerine asla bakmazsın. Tanrım, ben hiç bu kadar hızlı olmayacağım. Çok çalışırsan sen de olursun. Ne kadar çok çalışırsan o kadar hızlı olursun. Saniyenin onda biri bile her şeyi değiştirebilir. Wade, karşılaştığın en zorlu kötü adam kimdi? Bunu söylemek aslında zor. Bazen sert olmasını beklediğin adamlar korkak çıkar. Sert görünmeyenler de tam bir canavar çıkabilir. Tabii sertten ne anladığına da bağlı. O. Tris Hatton'ı hiç gördün mü? Hayır, göreceğimi de sanmıyorum. İşte. Boşa harcanan bir kurşun bir insanın hayatına mal olur. Hız önemlidir ama ateş ettiğin şeyi vurman da gerekir. Yeniden dene. Bu işini bitirdi. Sence Tris Hatton ölmüş olabilir mi? Öyle olması gerek. Efsane öyle diyor. Elbette o efsane sadece basit bir masal olabilir. En kötü katil bir adamı sadece ona baktığı için sırtından vurandır. Bu yüzden umarım ölmüştür. Bahse varım ölmemiştir. Evet, al bakalım evlat. Tanrım baba. Her çocuğun kendi atı ve binebileceği geniş bir yer olmalı. Ona ne isim vereceksin? Bilmiyorum baba. Wade, neden sen atına John Henry adını koydun? Şey, söyleyeyim Clay. Texas'ta atına satın aldığın adamın adını koymak iyi şans getirir derler. Ben de atımı El Paso'da John Henry Callahan'dan almıştım. Baba, bu Arizona'da da iyi şans getirebilir. Baba, sen bu atı kimden aldın? Sinoy adında bir at eğiticisinden aldım. S-I-N-O-Y. Adı bu olacak. Sinoya. Teşekkür ederim baba. Sinoya için teşekkür ederim. Gel Sinoya. Çocuk çok şaşırdı değil mi? Çok doğru. Neyi kutluyorsun Tom? Doğum günü değil. Bir kutlama yok be. Sadece keyfim yerinde. Linda'ya evlenme teklif ettiğinden beri keyfim yerinde. Duygularımız ortak. Biliyor musun, bir adam çocuklarına anne ve babalık yapmaya çalıştığında Clay iyi çocuktur. Ata iyi biner. Silahı da iyi kullanıyor. Evet, başının çaresine bakabilir. Ama Linda, bir kız için her şey farklı. Kendi evi olmalı ve kendi ailesi. Onu mutlu edecek şey bu. Artık endişe edecek bir şey yok. Benim içim rahat. Yemeğe kalacak mısın Wade? Ben de bunu sormanı bekliyorum. Güzel.
Acele et evlat, ellerini yıka. Tris Hatton'ı ölü ya da diri getirene ödül. Sanchez. Kim o? O seslenen de kim? Aman tanrım. Sen bir hayalet misin? Sakin ol Sanchez. Hayalet falan değilim. Evet Senyor Tris. Ama sanıyordum ki sizin için şey demişlerdi. Evet biliyorum. Öldüğümü sanıyordun. Sen ve buradaki pek çok insan... Evet senyor. Hadi gir. Evet senyor. Ama önce atınıza su vereyim, öyle değil mi? Hayır. Şu Milli Street. Hala buralarda mı? Evet senyor. Gala Cantina Mascalero'da çalışıyor. Onu görmek istiyorum. Burada. Burada mı senyor? Evet burada. Ve hemen şimdi. Sanchez. Şimdi atıma su verebilirsin. Evet Senyor Tris. Sonra da Senyorita'ya geldiğinizi haber vereceğim. Sadece Senyorita'ya. Clay, kız kardeşine bulaşık için yardım etmeyecek misin? Önemli değil baba. Clay yeni midilisiyle oynamak için sabırsızlanıyor. Ama çok geç kalma olur. Fazla uzaklaşmam. Görüşürüz. Görüşürüz Wade. Clay, onunla bir insanmış gibi konuşmalısın. Yani midiliyle mi? Elbette. Yolda gece çakalların ulumalarını dinlerken Siona ile konuşmaktan büyük keyif alacaksın. Doğru evlat. Sırlarını o midilliye açabilirsin. Sakladığın her şeyi anlatabilirsin. Ama benim sırrım yok baba. Herkesin sırrı olur Clay. Benim yok. Bu çocuk sana hayran Wade. Sen çok iyi bir babasın Tom. Apaçilerden korkmuyor musun Linda? Benim düşündüğüm bu değildi. Neydi peki? Ona nasıl at binip ateş edeceğini öğrettin. Bunları iyi bilen bir çocuğun hayatta kalma şansı daha fazla olur. Umarım büyüdüğünde sana benzer. Şerif mi olsun? Clay için bunu istemezdim. Hayır Linda. Ben Clay'in burada çiftlikte kalması bekliyorum. Umarım sen ve Wade de kalırsınız. Biliyor musun Tom? Linda ve ben evlendiğimizde... Wade, sen ve Linda evlenir evlenmez rozetini teslim edip çiftlikte benim ortağım olursun. Bu beni mutlu eder. Bunlar erkeklerin konuşacağı şeyler. Ayrıca yıkamam gereken bulaşıklar var. Bana soracak olursan burası iki kişilik bir çiftlik ve Clay okula gittiğinde elimden geldiği kadarıyla idare ediyorum. Clay artık büyüyor. O, sen ve ben büyük bir çiftlik haline getirebiliriz. Hadi Sino'ya, Apaçiler! Bam! 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 Onları atlatmayı başardık Sino'ya. Bak ne diyeceğim. Bu defa ben bir Apache izcisi olayım. Sen de benim benekli midillim ol. Şerif'in adamları bizi aramaya çıkmış. Burada saklanalım. Sakın ses çıkarma.
Şerif'in adamları gidiyor. Hadi onları takip edelim. Bu kadar uzadığı için özür dilerim. Ne oldu? Hayır, bir şey olmadı. Yalnız evet, bir çiftçi olmak istemiyor. En azından bu çiftlikte. Ben öyle demedim. Peki ne dedin Wade? Linda, baban bize çok cömertçe bir teklifte bulundu. Ona bunu seve seve kabul edeceğimi söyledim. Ama bir yıl sonra şeriflik görevim bittiğinde... Bunları daha önce konuştuk ve endişelendirdiğini biliyorsun. Linda, hiçbir şey olmayacak. Şimdiye kadar bunu o kadar çok şerif söyledi ki. 10 saniye sonra... Bak Wade, kendin için korkmadığını biliyorum. Ama benim duygularım önemli değil mi? Benden uzak olduğun her saniye... Bir haydutun... Seni sırtından vurup vurmadığını bilmemenin acısını yaşıyorum. Belki de sarhoş bir serseri sen bakmıyorken... Bilmemek o kadar kötü ki. Neler hissettiğini biliyorum Linda. Ama anlamaya çalış. Ben görev süresi dolmamış bir kanun koruyucuyum. Bu işi çok sevdiğim söylenemez. Texas'ta bu işi yaparken nefret de ederdim. Bir gün... Oturup kendi kendime artık o rozeti takmak istemediğime karar verdim. Şerif olduğunda insanlar senin yanında doğal olamıyor. İçki ısmarladıklarında rozetine içki ısmarlıyorlar. Ben de benden korkulmadan diğer insanlar gibi yaşamak istiyordum. Bu yüzden rozetimi bırakıp Kaliforniya yoluna düştüm. Ama en fazla Arizona'ya kadar gelebildim. Bu küçük kasabaya geleli tam 2 yıl oldu ve benim için burası huzur dolu bir yer. Seninle tanışınca burada kalmak için bu işi yeniden kabul ettim. Bir şerife ihtiyaçları vardı. Yapmayı bildiğim iş buydu. Bu yüzden kabul ettim. Geriye sadece 1 yıl kaldı. Yeniden pes etmek istemiyorum. Wade, senden de istediğim tek şey... Hayatım, benim istediğim gibi olmalı. Taviz veremezsin, öyle değil mi? Bu konuda olmaz. İyi geceler. Clay. Onu gördüm. Burada, apartmanın içinde. Biraz sakin ol Clay. Kim burada? Tris Hatton. Hatton. Seni korkutanın bir kaktüs olmadığından emin misin? Yemin ederim onu gördüm. Bence sen sadece Tris Hatton'a benzeyen birini gördün. Elbette oydu. Bunca zaman onun fotoğrafında ateş eden ben değil miydim? Şimdi eve git ve yat. Kız kardeşin seni merak ediyordur. Gördüğüm oydu, tamam mı?
Ve yanında da Millie Street vardı. Millie Street mi? Emin misin? Elbette eminim. Onu Max kasabasına kadar takip ettim. Max kasabası mı? Hatton'la Sanchez'in evinde buluştu. Hemen çiftliğe geri dön ve unutma. Bu konuda hiç kimseye bir şey söylemeyeceksin, anladın mı? Hiç kimseye. Hiç kimseye. Bana söz veriyor musun? Söz veriyorum. Tamam, git öyleyse. Durma. Sanıyordu. En azından bana mektup yazabilirdin. Beni hiçbir şey öldüremez. Bunu bilmen gerekirdi. Apache dönemecinde yeni şerif kim? Bilmiyorum. Adams diye biri. Adını hiç duymadım. Nereden gelmiş? Sanırım Texas'tan. Buralarda insanlar onun için ne düşünüyor? Bu neyi değiştirir ki? Sanırım sevilen bir adam. Bu defa dikkatli ol Turiz. Fotoğrafın her yerde asılı. Evet, biliyorum. Şerif Bates ve yardımcılarını öldürdüğü için ölü ya da diri $5,000. Yaşlı Bates gibi yavaş silah çeken bir şerif ölmeyi hak eder. Yardımcılarını hiç söylemiyorum. O aptallardan kurtararak bölgeye büyük bir iyilik yapmış oldum. Hey, son oraya seni de yanımda götürmeliydim. Ama belki de iyi oldu. Biliyorsun o... Yaki kadınları da idare ederdi. Hadi kolay yoldan yapalım Hatton. Seni tutukluyorum. Seni lanet olası pislik kadın. Bu kadar yeter. İyi misin Millie? Evet, iyiyim. Al. Bunu tak. Hadi. Şimdi dön. Tamam Hatton. Önce Millie.
Tamam Melih, arabaya bin. Hadi. Sende silah var. Onun eli kelepçeli. Senin kitabında adil demek bu mu şerif? Tamam Melih, hapishanenin nerede olduğunu biliyorsun. Kestirmeden git. Söyle bakalım, nerede kaldın? Ben sadece atla gezmeye çıkmıştım. Küçük bir çocuk hava karardıktan sonra dışarıda dolaşmamalı. Sadece çiftlikte dolaşıyordum baba. Nereye gittin umurumda değil. Kafanda o saç olmadan güzel görünürdün değil mi? Bilgin olsun genç adam. Bu bölgede kafa derisi yüzen apaçilerden hala var. Sinoya bütün o apaçi atlarından hızlı. Ben bundan eminim. Yanına tüfeğini almayı düşünmene sevindim. Evet baba. Tüfeğimi hep alırım. Clay? Yine ne var? Aç değil misin? Hayır. Ben artık yatsam iyi olacak. Onu düşündüren bir şey var. Belki de Wade'in yanındayım. Zaten tek önem verdiği şey bu. Burada herkesin tek önem verdiği şey bu. Wade Adams. Cooper, sen içeri geç. Lervesten gece gelip nöbeti devralacak. Hatanın başında 24 saat beklemenizi istiyorum. Hadi oyna şu kağıdı. Sene dostum, seni bekliyorum. Gelen yabancılardan haberim olsun istiyorum. Sen Arizona'nın pisliğisin. Ve şunu da söyleyeyim. Buralarda Terry Sutton'ı mahkum edecek kadar cesur hiç kimseyi bulamayacaksın. Seni elinde silahı varken Hatton'ın karşısında görmek isterdim. Adams içeri girdiğinde Hatton'un silahı bile yoktu. Adams silahıyla onu bayılttığında Hatton'un elleri kelepçeliydi. Bundan haberiniz yoktu değil mi? Hadi cesur teneke rozetli kahramanınıza iyi bakın. Bu lanet olası korkağa hepiniz çok iyi bakın. Keşke ben de erkek olsaydım. Sadece bir saat için. Keşke ben de bir erkek olsaydım. Erkek olmanı ben de isterdim bile. Tek ihtiyacım bir saat. Onların icabına bakmak için. Onlar mı? Evet. İkisinin de. O teneke rozet ve Hatton'ı ihbar eden. Baksana ne oldu? Çekil çekil. Çekil çekil.
Hey Charlie, içerideki gerçekten Tris Hatton mı? Gören oldu mu? Kimse görmedi. Ama şerifimizin ne kadar cesur olduğunu herkes duydu. Tris'i silahı yokken yakalamış. Elleri kelepçeli bir adama tabancasıyla vurmuş. İlacının tadına bakmasının zamanı geldi. Bence dar ağacında sallanmasının zamanı geldi. İnsan asılmadan önce yargılanmalı. O şimdiye kadar kime bu şansı tanıdı? Ama yine de mahkemeye çıkarılacak. Eğer uzun yaşarsa... Fazla yaşamayacak. Şerife kalırsa fazla zamanı kalmadı. Adams kim olduğunu sanıyor? Kim olduğunu söyleyeyim. Burada kanun odur bayım. Bu sabah nasıl doktor? Asılana kadar yaşar. Zaten bunun için doğar. Evet ne var? Bay Tatum içeri girmek istiyor. Bir dakika bekle. Gel Jonathan. Wait. Doğruymuş. Onu gerçekten yakalamışsın. Tris'in başı çok ağrıyor. Bu haber için ekstra baskı çıkaracağım. Ülkenin her yerine telgraf çekeceğim. Bana nasıl olduğunu anlat Wade. Onu gerçekten tek başına mı yakaladın? Hadi söyle. Hatton'un burada olduğu ihbarını aldım ama kim olduğunu sorma çünkü söyleyemem. Devam et hadi. Dün gece Mill Street'i arabasıyla giderken gördüm, şüphelendim ve onu Max Town'a Sanchez'in yerine kadar takip ettim, oradaydı. Peki ya şu baş ağrısı? Gelip şey taktıktan sonra kaçmaya kalktı, onu sakinleştirmek zorunda kaldım, başka bir şey yok. Ya Sanchez, onu tutacak mısın? Ne için? Bir kaçağı sakladığı için. Tris Hatton evimden çık diyebilecek biri olduğunu sanmıyorum. Bu koşullar altında elinden geleni yapmış. Mill Street peki ya o? Suçlayacak bir şeyim yok. Senin geçmişin hakkında bilgin var Wade. Onun geçmişini zaten bilmeyen yok. New York Herald bu haber için bana çok para ödeyecek. Evet, artık çıkmama izin verir misin? Tamam. Sana viski ısmarlayayım Wade. Sıradan viski mi? Evet. Köper. Hatton'a göz kulak ol. Kapı kilitli kalsın. Charlie, Sanchez'in yerine gidip Hatton'un eşyalarını al. İşte geliyor. Teneke rozetli şerif. Tırısı kimin ihbar ettiğini bir bilsem gözlerini oyardım. Meksikalı belki. Hayır. O korkakta hiç kimse ihbar edecek cesaret yok. Adams'ı Tris'in üstüne gönderen kişiyi elime geçirmek isterdim. Bu şey bittiğinde bu kasabanın yeni bir şerife ihtiyacı olacak. Adams'ı sen mi vurmayı düşünüyorsun Shorty? Neden olmasın, o da sıradan bir adam. Adams senin peşine düşse buradan son oraya kadar bir kez bile durmadan koşardı. Ne yapacağımı nereden biliyorsun? Zaten kimin umurunda? Gel hadi sana içki ısmarlayayım. Belki sonra. Merhaba doktor, şerif. Wade, dün gece çok iyi iş çıkardın. Teşekkür ederim. Ama dün gece kimin tarafında olduğundan emin değildin. Wade, burada bir iş yeri işletiyorum. Bu senin ikramın mı? Elbette, elbette. Bu içki benden. Swamper, hadi gidip ön tarafı temizle. Doktor... Sana bir şey söylemeliyim. Birine söylemek zorundayım. Neden ben? Sana güveniyorum. Beni Hatton konusunda uyaran Clay Gibson'dı. Millie'yi takip etmiş ve Hatton'la buluştuğunu görmüş. Geri dönüp bana haber verdi. Çocuk Millie'yi neden takip etmiş? Kim bilir. Herhalde orada sadece oyun oynuyordu. Haber verenin olduğunu söylemeyerek doğru olanı yaptın. Bunu söylemiş olsan hayatının değeri bir tabut ve bir mezar taşı kadar bile olmazdı. Sen daha iyi bilirsin. Bu kasabada sırf Hatton'a yarar.
Merhaba baba. Fırtına yaklaşıyor gibi. Sinoy ağılda mı? Clay neden ona binmiyor? Clay bütün gün odasından çıkmadı. Şuna bak. Wade Tris Hatton'ı yakalamış. Linda, bu sabah onu gördün mü? Sana bir şey söyledi mi? Hayır, o zamandan beri görmedim. Wade değil, Clay. Dediğim gibi Clay bütün gün odasından çıkmadı. Özür dilerim Linda. Bu kadar aceleci olmak istemiyordum ama şu haberi gördüm ve bu beni düşündürdü. Bunun Clay ile ilgisi mi? Bilmiyorum. Tamam Aiton. Etrafın sarıldı. Şimdi ellerini havaya kaldır ve arkana dön. Wade, üstünü ara ve silahlarını bana getir. Merhaba evlat. Sanki biriyle konuşuyormuşsun gibi. Hayır geldi. Baba, burada kimse yok. Sadece ben varım. Atabilmek için güzel bir gün Clay. Diğer çocuklar yeni bir at almış olsalardı. Sinaya dünyanın en iyi atlarından biri. Sadece onu hemen yormak istemedim. Hepsi bu. Özellikle de dün geceden sonra. Dün gece ne oldu? Eve çok geç geldim. Unuttun mu? Evet, hatırlıyorum. Clay, dün gece Wade'i gördün mü? Elbette gördüm baba. Onu burada evde gördüm. Hayır hayır, demek istediğim onu buradan ayrıldıktan sonra gördün mü? Evet. Onu tam eve gelirken yolda gördüm. Çiftliğin etrafında dolaştın sanıyordum. Clay? Evet efendim. Sadece dolaşıyordum. Wade'le bir yere gitmiş olabilir misin? Clay? Biliyorsun birbirimize yalan söylemek için hiç sebebimiz olmadı. Buna şimdi başlamamızın doğru olacağını sanmam. Bundan haberin var mı? Wade'e söz verdim. Bunu söylemen beni gururlandırdı. Bir erkeğin değeri verdiği sözdür. Ben senin babanım Clay. Baba ve oğuldan daha yakın bir şey yoktur. Bana söyleyeceğin bir şey tıpkı kendine söylemek gibi olacaktır. Baba, sence Wade de bunu anlar mı? Anlayacağından eminim. Herhalde Apache döneminde bunu okumayan bir tek sen kaldın. Onun dışında ünlü olacaksın Wade. Hiç sanmıyorum. Bir kanun adamı bir katilden daha ünlü olduğunda... Hatton, arkadaşların gazeteyi okuduklarında koşarak Apache dönemecine gelecek. Arkadaşlarıma ihtiyacım yok. Şanslısın. Kilitlemeyi unutma. Peki bu çocuk konusunda emin misin? Evet eminim. Önemli değil Clay, seni anlıyorum. Sonunda gazeteci gerçek haberin ne olduğunu öğrendi. Herhalde sen bir açıklama bekliyorsun ha? Bir açıklaman var mı? Beni çok şaşırttın Wade. Ama herhalde bunu bir şekilde açıklamak isteyeceksin. Bak Tom, Hatton'un nerede olduğunu bana söyleyenin o olduğu duyulacak olursa hayatının değeri kalmaz. Hadi Wade, 12 yaşında bir çocuğa kim zarar vermek ister? Bu kasabada bekleyen en az bir düzine tetik düşkünü onu 4 yaşında olsa bile vurur. Hatton'un başına konulan ödülün ne kadar olduğunu sen de biliyorsun değil mi? Yani Clay'in elinden ödül parasını almaya çalıştığımı düşünüyorsun. Kimse seni bununla suçlamadı. Bölgenin koyduğu 5.000 dolar ve birkaç başka yerde konulan ödüller de var. Herhalde toplam 10.000 doları bulacak. Bak, beni ilgilendiren şey para değil. Peki seni ilgilendiren ne? Bir çocuğun hayatını kurtarmam. Bak Clay, o ödülü son kuruşuna kadar alabilir. Karşılığında bağlantısı hakkında hiçbir şey yazmamanı istiyorum. Ben zengin bir adam değilim Wade, ama ödül önemli değil. Biz Gibson'ların değer verdiği tek şey gururdur. Sen bu adamı veriyorsun Tom. Hatton'un yakalanmasında oğlumun payının bilinmesini istiyorum. Ve bu kasaba bunu öğrenecek. Bunun için gerekirse bütün gece uyanık kalıp ikinci bir baskı çıkaracağım.
Böyle olmasını mı istiyorsun? İstediğim böyle olması. Clay yemeğine dokunmadı bile. Tüm bu olanlar onu üzmüş olmalı. Evet. Wade'i hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyor. Belki de öyle oldu. Belki bunu hepimiz yaptık. Günaydın Clay. Günaydın. Zengin olacaksın evlat. Babam beni yeni baskıyı almak için gönderdi. Evet, işte burada. İstediğin kadar al. Sana nasıl göründü Clay? Tanrım Bay Tatum. 12 yaşındaki Clay Gibson'ın cesareti 2 gece önce tehlikeli bir haydut olan Trisayton'un yakalanmasını sağladı. Çiftlik sahibi Tom Gibson'ın oğlu kötü adamın saklandığı yeri öğrenmeyi başardı. Sence nasıl bir manşet? Çok güzel Bay Tatum. Ama aslında yakalanan Clay, Wade Adams olmuştu. Hepsi orada yazıyor. Sen ve Adams'ın yaptıklarınız. Şerif hakkında başka şeyler de yazıyor. Hadi okusana. Blayton daha önceki ekstra baskısında Clay Gibson'ın Tris Hatton'ın yakalanmasında tek suçlusu olanları olduğu gibi anlatıp başarıyı paylaşmak istemeyen Şerif Adams'tır. Hadi okusana. Şerif Adams bunu haydutun arkadaşlarının cesur çocuğa zarar vermesinden korktuğu için açıklamadığını söyledi. Ancak Clay Gibson'ın Hatton'ın canlı yakalanmasında oynadığı rolü ortaya çıkaran Blade gazetesi aynı zamanda haydutun yakalanması için konulan ödülün de çok büyük olduğunu buldu. Ama Wade paranın umurunda olmadığını söylemişti Bay Tatum. Kimse onu suçlamıyor Clay. Clay. Babam bunları saklamak isteyebilir. Herhalde yeniden eve dönüyordur. Evet. Keşke mahkeme sona erip Hatton asılana kadar evinden çıkmasa. Ama bölge savcısının gelmesine hala bir hafta var. Evet. Benim kopar. Gazete masanın üstünde bey. Görünüşe bakılırsa bu işten ikimiz de zararlı çıktık ha Şerif. Burada komik olan bir şey yok Hatton. Sana etrafta dolaşıp küçük çocukları vuracak biri gibi görünmüş olamam değil mi? Sen isabet ettirebileceğini bilsen kelebeklere bile ateş edersin. Clay Gibson mı? Hayır. Biliyor musun o çocuğa saygı duyuyorum. Karşıma çıkan pek çok erkekten fazla cesarete sahip. Ne yapacağım biliyor musun Cooper? Hatton asılır asılmazdı. Rosette'imi teslim edeceğim. Yanılmışım bu kasabada tıpkı diğerleri gibi. İyi dürüst vatandaşlarımızın kanun olmadan yaşamanın ne demek olduğunu öğrenmeleri gerek. Bırakalım silahşörler hüküm sürsün. Kasabaya katillerden beter bir şerif gelsin. O zaman zor yoldan öğrenecekler. Mola vermek ister misin? Larry'den biraz önce devraldım. Yarım saat bile olmadı. Ben birazdan dönerim.
Günaydın Linda. Merhaba Wade. Herhalde baban sana olanları anlatmıştır. Clay'i gazete almak için gönderdi. Biraz önce gördüm, çiftliğe dönüyordu. Gazeteyi okudun mu? Evet. Yaklaşık olarak olanlar bunlar. Sadece ödül parası bölümü dışında. Ama inanmak isteyen ona da inanacaktır. Wade, seni tanıyanlar gerçeğe inanacaktır. Sadece biraz zaman tanı, işler yoluna girecek. İşler yoluna girene kadar çok şey olabilir. Babam Clay'in başının derde girmesinden korktuğunu söyledi. Böyle olmayacak değil mi? Evet, düşünüyorum. Ona bir şey olması mümkün değil. O sadece bir çocuk. Sen de Jonathan gibi konuşuyorsun. Ben böyle bir şey yapabileceğini ima etmek... Wade, biliyorsun o parayı almak istediğini bir saniye bile düşünmedim. Bunu biliyorum Linda. Bak, keşke babanla konuşup babanı Clay'in başının dertte olduğuna ve bir süre çiftlikte kalması gerektiğine ikna edebilsen. En azından Ethan yargılanıp dar ağacında aslana kadar. O zaman risk azalacaktır. Peki ne yapmamızı bekliyorsun? Bir delik bulup içine mi gömelim? Biz kimseden saklanmak zorunda değiliz. Baban gibi konuşuyorsun. Demek öyle düşünüyorsun. Belki artık bir şeylere onun bakış açısından bakabilirsin. Bak Linda, karar ver. Sen bak. O rozete her şeyden daha çok değer verdiğin bir noktadasın. Buna ben de dahilim. Küçük Gibson şeytanı. Daha dikkatli olmam gerekirdi. Tris'in yanına öyle aceleyle gitmemeliydim. Kendini suçlama Millie, bu senin suçun değildi. Kimin suçu öyleyse senin mi? Hiç kimsenin. Sadece olan bir şey, hepsi bu. Siz çocuklar... Cooper, kapıyı aç.
Meskelara kadar gidip birbirine benzer giyinmiş üç serseri izle. Onlara Apache dönemecinin Bay Hatton asılana kadar yabancılara karşı misafirperver olmayacağını da söyleyebilirsin. Çocuklardan bazılarının beni buradan çıkarmalarından mı korkuyorsun? Sen kapa çeneni. Bir içki lütfen, yemin ederim param olunca ödeyeceğim. Ne zaman paran olacak ki? İçki alacak parayı nereden bulacaksın? Aylardır hiçbir iş yapmadan bekliyorsun. Hadi Will, ona bir içki ver. Benim hesabıma yaz. Teşekkür ederim Mili. Sana borcumu ödeyeceğim. Elbette Shorty. Benim için ne yapabilirsin ki? Kımıldama Billy. Bu defa kaçamayacaksın. Sinoya, hadi Apache dönemecine git. Sheriff Adams'a biri de kiti yakaladığımı söyle. Hem de tek başına. Sen ve ben Sinoya, batıya kanunu ikimiz getirebiliriz. Sen, ben, Wade ve John Henry. Olacak. Bekleyemeyiz. Biftekler buz gibi oldu. Clay hiçbir zaman yemeğe geç kalmazdı. Her yerde dolaşıp hikayesini anlatıyor olmalı. Birazdan gelir. Hadi gel. Evet, bu gelene olmalı. Yavaş yavaş. Çabuk backboard'u alıp benim peşimden gel. Tom Gibson'ın kızı. Doktor Ward'un yanına girdim. İçeri sen gir. Clay vuruldu. Kim yaptı? Bilmiyoruz. Onu yol kenarında kendinden geçmiş. Tamam aldım. Linda, hadi gidelim. Hadi git. Sinoa'yı ben getireceğim. Sen de duydun mu Shorty? Clip Gibson vurulmuş. Evet, kadının söylediği buydu. Bunu Tris yapmadı. Hayır, o içeride. Ama Tris'in dostları var. Hem de çok iyi dostlar. Senin gibi mi? Benim gibi. Ben arkadaşıyım. Senin arkadaşınım. Senin için yapmayacağım bir şey yok Mülü. Hiçbir şey. Onu öldürdün. Sen ne sanıyorsun? Bunu gerçekten yaptın. İstediğim buydu değil mi? O sadece bir çocuktu Shorty. Keşke artık kararını versen. Ayrıca onu karnından vurdum. Fikrini değiştirmek için çok geç. Defol git buradan. Bana içki ısmarlayana kadar olmaz beni. Cesedimin bile seninle birlikte görülmesini istemem. Kendi içkini kendin al. Thank you.
Clay Gibson vuruldu. Çok yazık. Evet, çok yazık. O çocuğa saygı duyuyordum. Tek söyleyeceğin bu mu? Hayır. Keşke vurulan sen olsaydın. Hatun. O çocuk ölürse asılacak kadar yaşamazsın. Wade! Wade! O üç serseri şu Mescalara'da oturan. Ne olmuş onlara? Biraz önce aklıma geldi. Onlar Barlow kardeşler. New Mexico'da Lincoln bölgesinde cinayetten aranıyorlar. Lincoln bölgesi umurumda değil. Onları Clay vurdukları için yakalayacağım. Ben yanındayım. Sağ ol. Ama sen ihtiyaç olmadıkça karışma. Lincoln bölgesinde Murphy'nin adamlarıymış. Bunu söylemiştin. Kolay teslim olmayacaklardır. Göreceğiz. İşime yaramıyor. Bunu daha önce duydun mu? Bizi tutuklayacak mısın Şerif? Değişir. Neye göre? İstersek kasabadan ayrılabilir miyiz? Tracy Hatton'ı tanıyor musunuz? Daha önce hiç görmedim. Hatton da Lincoln bölgesi savaşında Murphy'nin adamıydı. Siz de öyle. Biraz önce Clay Gibson vuruldu. Biz üç kişiyiz Şerif. İhtimaller çabuk değişir Barlow. Tamam, yarısını sarıp Hatton'un yanına hapse at. Kan kaybından ölsün. Üçünden de kurtulmuş olur. Sormam gereken sorular var. Bu yüzden yaşamalı. Gün doğduğunda kasabada tek yabancı bile görmek istemiyorum. Shorty. Gerçi senin yüzün yeterince tanıdık. Ama sen de Hatton'un tarafını tutanlardansın. Bu yabancı bir yüzden bile kötü. Sen de gitsen iyi edersin. Durumu nasıl? Kötü. Benim saçma gururum. Kurşun yandan girip çıkmış. Linda biraz daha havlu getir. Bulabildiğin kadar havluya ihtiyacım olacak. Durumu nasıl? Kurşun ciğerini delip geçmişse kan kaybından ölecektir. Bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Kanaması durmadı mı? Dışarıda evet. Ama akciğer dokusunda kanama olsa şimdiye dek ölmüş olurdu.
Beni endişelendiren başka bir şey var. Şok. Şok mu? Bu eyaletler arası savaşta öğrendiğimiz bir şey. Battaniyelerin ve sıcak demirin sebebi de bu. Çocuk şok içinde kaldığı sürece bilinci bir daha yerine hiç gelmeyebilir. Ver. What are his chances? Bilmiyorum Wade. Bunu gerçekten bilmiyorum. Ben basit bir taşra doktoruyum ve bunca yıllık meslek hayatımda öğrendiğim bir şey varsa o da bilmediğim zaman bilmiyorum demem gerektiği. Tom, haberi alır almaz geldim. Durumu nasıl? İyi değil. Şu ödül konusunu biraz araştırdım. Ve hemen sonuca gelmek gerekirse Trisat'ın başına konmuş $100 bile yok. Anlaşılan Ethan'ın öldüğü bildirildiğinde tüm ödüller geri çekilmiş. $100 ha? Ne yaptı biliyor musun? Clay'in vurulmasıyla ilgili sorgularken iki kişiyi öldürdü ve birini de yaraladı. Ne yaptı dedin? Benim duyduğum bu bayan. 3 silahşör varmış kardeşler. Onu tuzağa düşürmeye çalışmışlar. Bire karşı 3 mü? Wade yapmış. Küçük numaraları geri tepmiş. İyi ki de öyle olmuş. Bu gece Apache dönemecinde bir tek yabancı bile olmayacak. Wade. Merak etme hayatım. Bir şey kalmayacak. Uyuyor. Santa Fe'de hapisten nasıl kaçtığımızı hatırlıyor musun? Evet. Bunu hiç unutmam. Ben... Sabah nöbeti ihtiyar aldığında yapacağız. Hayır, ben yapamam. Bu kolla fazla uzağa gidemem. Tek yaptığım şerif ateş ederken silahımı çekmek oldu. Beni fazla tutamazlar. Sana borcumu ödeyeceğim. Sınırı geçmeden önce. İyiliğe karşı iyilik. Ne istersen. Adams'ı öldür. Kardeşlerimi öldürdü. Buna hayatın üstüne bahse girebilirsin. Seninkinin üstüne gidiyorum. Wait. Wait. Hey wait. Wait. Beni kim vurdu? Bilmiyorum Clay. Ama bunun için endişelenme, onu bulacağız. Wait. Hadi bakalım, kendini yorma. Söylemeyi ben istemedim. Sen doğru olduğunu düşündüğün şeyi yaptın. Yerinde kim olsa aynı şeyi yapardı. İyileşecek değil mi doktor? Elbette, hiçbir şey kalmayacak. Hayır, bu kadar yeter. Hadi çıkın artık buradan. Clay'in sargısını değiştirmem gerek. Canım biraz yanabilir ben. Wade kalabilir mi? Elbette. Elbette kalabilir.
İyi geceler. Herhalde günaydın demek istiyorsun. Hey ihtiyar, biraz yemeğe ne dersin? Çok erken. Julie daha dükkanını açmadı. Bir bardak su bile getiremez misiniz? Al bunu ona ver. Şimdi beni iyi dinle ihtiyar. O anahtarlığı kemerinden çıkar ve yavaş ol. Şimdi bu kapıyı aç. Yavaş ol ihtiyar, yavaş ol. Geri çekil. Teşekkür ederim Karl. Bu geçen seferkinden kolay benim oldu. Benim de parmağım olduğunu söylemek zorunda mıydın? Merak etme. Silahları namlularından tutun, sağ elinizle kabza aşağı. Şimdi sakin ve sessiz olun. Sürükleyin. Yavaş olun. Silahlarınızı bırakın. Kemerlerinizi de çıkarın. O hücreye girip Barlow'a eşlik edin. Hadi! Fazla uzağa gidemeyeceksin. Bu yanına kalmayacak Hilton. Biraz daha konuşursan diğer kolunu da ben kıracağım. Mili. Therese. Demek kurtuldun. Beni hiçbir şey öldüremez demiştin. Bu defa beni de yanında götür. Hayır yapamam Mili. Sana buluşacağımız yeri bildiririm. Belki Durango. Uzun zamandır oradan çıkan şu gümüşten pay almayı düşünüyordum. Ne zaman? Önce tamamlamam gereken yarım kalmış bir işim var. Adams mı? Evet Adams. Söyle ona saat 1'e kadar Hila dönemecinin arkasında bekleyeceğim. Yalnız gelsin. Ya birini getirirse? Onları görebilirim. Onlar oraya varmadan ben son oraya varmış olurum. Atın Hanson'un ağalığında. Kimseyi uyandırmaya gerek yok. Bu atı alsam da olur.
Neler oluyor bu? Seni öldürmek istemezdim Tatum. Öncelikle beni ihbar edeni bulduğun için sana bir teşekkür borçluydum. Ayrıca benim hakkımdaki yazılarını her zaman sevmişimdir. Teşekkür ederim. Tamam, ne oldu? Gideli çok oldu Wade. Barlow da mı? Hayır. Hatton onu da öldürmediği için şanslı. İhtiyara yaptığı bu olmuş. Bir derinci saklamış. Kapıyı onunla açtırmış. Duruma nasılmış? İhtiyar mı? Öldü. Hatton kafasını darmadağın etmiş. Sonra da Jonathan Tatum'u öldürmüş. Hatton seni bekliyor. Ona silahı sen mi verdin? Senin verdiğinden fazlasını vermedim. Hatton seni öldürecek. Şimdi nerede? Hila dönemecinin arkasında. Saat 1'e kadar seni bekleyecek. Ben seninle geliyorum. Hatton yanında adam getirirsen son oraya kaçacağını söyledi. Bu yüzden numara yapma. Evet baylar. Bayanın dediğini duydunuz. Asla kurtulamayacaksın. Hadi git. Tenike rozetli bir şerifin gerçek bir erkeğin karşısında ne yapacak merak ben ediyorum. Ben gerçek bir erkeğim. Kenara çekilmeli. Shorty. İyi misin? Evet. Sana ne demiştim? Ben de erkeğim bile. Senin için yapamayacağım hiçbir şey. Hiçbir şey. Senin için yapmayacağı hiçbir şey yok. Buna Clay Gibson'ı vurmak da dahil mi? Çok doğru. Tıpkı Hatton'un seni vuracağı gibi. Çünkü o Shorty gibi zavallı bir adama benzemez. Melih, döndüğünde kasabadan gitmiş olsan iyi olur. Geri dönmeyeceksin. Thank you.
Kolundan mı vurdum? Evet. Kolundan vurdum. Senin yaran kötü mü? Asılacak kadar yaşamam. Sence bu kötü mü? Ben iyiyim Linda. Doktor Ward beni tedavi etti. İşini bitirmişsin. Bunu sonra konuşuruz. Nasılsın bakalım? Yakında ona binebileceksin.